Şimdi bu kamuda tasarruf meselesinde bugün Cem Toker sizin bir alıntıladığınız tweet benim dikkatimi çekmişti. Hatta Ebru Baki'nin programına atıfta bulunup söylemişsiniz. Orada demişsiniz ki belediye başkanlarının makam odaları, gösteriş harcamaları böyleyse yüce devletin il ve ilçelerindeki valilik ve kaymakamlıkların lüks harcamaları kim bilir nasıldır diye. Sonra da bu sorunuza cevap gelmiş bir başka tweet'i alıntılayarak. Eski Adana valisi Süleyman Elvan'ın 15 milyon TL'ye barajın kenarında ormanın ortasına saunanı ve spor salonunu villa inşa ettirdiğini, yeni vali Yavuz Selim Köşker'de villanın çevre düzenlemesi ve peyzajı için 25 milyon TL harcadığına dair bir tweet'i alıntılamışsınız. Evet, devam edin oradan. Edeyim. Bu sene 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaklaşık 400 milyar dolar para harcayacak. 11 nokta küsür trilyon gideri var, harcaması var. Ama bu kadar da geliri yok. Yaklaşık 90 milyar dolar da 2 küsür trilyonda bir bütçe açığı var. Bu tasarruf paketi falan işin gerçeğini 5 ay sabredelim o zaman göreceğiz. Ekim ayında, Kasım ayında 2025 bütçesi geldiği zaman göreceğiz. Bakalım kim ne kadar kamuda tasarruf yapıyor. Bütçe taslağı geldiğinde göreceğiz. Yani ben buradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Devrim Bey'e katılıyorum. Bunlar devede kulak dediğimiz hakikaten su damlaları sembolik şeyler olacak. Şimdi orada bir madde var. Ben merak ediyorum, devletin hangi kurumu çıkacak da diyecek ki Mehmet Bey bende personel fazlası var, al bunları öbür tarafa gö- ya böyle bir şey yok ki. Bugüne kadar bir devlet kurumu kendisine ayrılan bütçenin yettiğini, hatta fazlası kaldığını siz duyan var mı? Adamlar yıl sonuna doğru mobilya yeniler. Tertemiz duvarları yeniden boyarlar, yine de kullanırlar ki önümüzdeki sene daha fazla ödenek alabilsinler diye. Yani devlette bu iş böyle yürür ama her şey nereye geliyor? O valiliğin şeyi var ya, gösterdiğiniz görüntü. Şimdi, ne yazmış? 112 sene önce Tevfik Fikret, Han'ı yağma şiirinde, yiyin efendiler yiyin. İşte hala geçerli. Üzerinden bir asırdan fazla geçmiş. Maalesef konuştuğumuz konu yine bu. Ama toplumumuzun kültüründe verdiği verginin hesabını sorma bilinci yok. Biz bunu yerleştirmeden daha çok böyle programlar yaparız. Hadi Diyanet'e oraya günlük ne kadar verdiğimizi bir kez daha söyleyin. Geçen yayından aklımda kalan o. Diyanet'e günde 10 milyon dolar vergi gidiyor. Diyanet vakfı yok. Onu da ben söyleyeceğim. Daha vakıf yok. Vakıfta da korkunç bir bütçe var. O denetim dışı. Tabii. 92 milyar lira bütçesi var Diyanet. Yıllık. 92 milyar 3 milyar dolar eder. 3 milyarı 300'e bölün. 300 mesai gününe bölün. Günde 10 milyon dolar vergi gidiyor Diyanet'e ya. Böyle bir şey var mı? Geçen hafta mıydı? İki hafta önce de eğitimi de konuştuk. Oraya girince ben topa tutuluyorum tabii ama günde de 125 milyon dolar Devrim Bey. Eğitimin bütçesi günlük 125 milyon dolar. Yıllık bütçesi 38-40 milyar dolar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe. Dolar diyorum, bakın TL demiyorum. Ya abi ben bunun da hesabını sorabilmeliyim ya vatandaş olarak. Az buz para mı bu? Günde 125 milyon dolar ne demek ya? Ondan sonra çoluk çocuk sıfır çekiyor 12 sene eğitimden sonra. Hani öğretmenlere tamam saygımız büyük ama şunu da sorarım arkadaş ben. Bir tane mi başarısız öğretmen yok bu sistemde? Başarısız mühendis var, hakim var, savcı var. O var, bu var ama bir tane kapının önüne koyulan bir tane öğretmen var mı arkadaş sen başarısız oldun diye? Vergimin hesabını da sorabilmeliyim ya. Yani bunu söyleyince ben topa tutuluyorum ama şeyimiz
eğitim düzeyimiz ortada. Üniversitelerimizin hali ortada. Turan Bey az önce anlattı. O apartman üniversiteleri üniversite değil ki. Turan Bey, siz iş adamı olsanız, bir hastaneniz olsa, o apartman üniversitesinden mezun olmuş adamı değerlendirir misiniz? Kesinlikle değerlendirmem. Yurt dışı zaten akreditasyon yaparken bunların hiçbirini tanımıyor. Ya, aynen, aynen. Onun için o gençler de kendilerini üniversiteye gidiyorum falan zannetmesinler. İşveren önce ona bakacak. Kardeş, bakalım hangi üniversiteden mezunsun? Notundan, isterse notların mükemmel olsun. Üniversite şey mi ya? Alışveriş merkezi mi üniversite açıyorsun, her ilde övünüyorsun? Üniversitenin bir tarihi vardır, geleneği vardır, kültürü vardır. Bir İstanbul Üniversitesi kolay mı o düzeyde bir eğitim evet. kurumu olmak? Yani onun için kendi kendimizi aldatıyoruz, evet. kendi kendimize top çeviriyoruz. O Merkel de şaşırmış, biliyor musunuz? Neye? Erdoğan söylediği zaman Türkiye'de üniversite okuyan öğrenci sayısını Merkel'e söylemiş. Girin Google'da var. Merkel vaa falan demiş. İnanamamış bu rakama. Gerçekten trajikomik her şey. Şimdi bu vergiler meselesi, işte nereye ne kadar veriyoruz, nereye harcanıyor, işte Diyanet'i hani çok konuştuk. Niye çok konuştuk? İşte lüks makam araçları olunca çok konuştuk. Hani makam araçlarının satılması meselesinde de buradaki konuklarımız da önemli ölçüde. Yani tamam, simgesel bir karşılığı var ama gerçekten devede kulak, ama yarattığı etki çok büyük tabii ki. Yani insanlar bu kadar yoksulluk içinde, açlık sınırının altında yaşamaya çalışırken, bir mücadele verirken, hani araçlar daha iyisiyle değiştiriliyor. Yani hani daha lüks araçlarla değiştiriliyor. Bir de mesela yurt dışı gezileri, yani tartışma yaratan o kadar çok yurt dışı gezisi var ki, onların da dökümü çıkarılmış. Ali Erbaş, Seher Erbaş ve Selim Argun'un aralarında bulunduğu mesela Diyanet Vakıflarının genel kurulları gerekçesiyle 8-10 Şubat tarihleri arasında nereye gidilmiş? İskandinav ülkelerine ziyaret var. Evet. Kaç kere sordum. Evet evet. O zaten çok konuşulmuştu. Eşlerle falan mı gittiniz? Evet, hatırlıyorum ben bunu. Tık çıkmadı. Adam cevap vermiyor. Gülümseyerek, sırıtarak yürümeye devam ediyor. Şimdi, bu sorular sorulduğu zaman. Evet, şimdi günlük ne kadar verdiğimizi söylerken Turhan Çömez de dedi ki daha vakıf yok o ondan biraz dedi. Bahsetmek Buyurun. İstiyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinden bahsetti Cem Bey. Çok yerinde. Önümüzdeki sene kim bilir ne kadar artacak, onu bilmiyoruz şimdiden. Ama bir de korkunç bir bütçesi olan Diyanet Vakfı var. Bu Diyanet Vakfı'nın, Türkiye Diyanet Vakfı'nın denetimi bizde değil. Soru önergesi veriyoruz, suratımıza bile bak. Sadece tahminlerde bulunabiliriz. Öyle. Elimizden geldiğince de rasyonel tahminde bulunmaya çalışacağız. Bence Bahçeli ile Erdoğan arasında bir soğuk savaş var. Erdoğan bu işin Bahçeli ile yürümeyeceğini farkına vardı herhalde. Bu birliktelik bana bir getirisi yok. Fakat bazı yerlerde de kolunu kaptırmış Bahçeli'ye. Bazı alanlarda, işte emniyet olsun, yargı olsun. Çünkü Erdoğan'ın belli bir şeyi yok. Yani bürokratik gücü yok. Bürokraside bir güç oluşturamadı. Bu çerçevede işte sinyallere bakıyorsunuz. 23 Nisan'da resepsiyona gitmiyor. Sonra o Ferdi Tayfur şarkısıyla kendi kendine bir mesajlar veriyor. Yine tahminde bulunuyoruz. Ama son işte birkaç gündür bu Sinan Ateş olayı ve onunla bağlantılı gelişmelere bakılırsa birbirlerini karşılıklı tartıyorlar. Yani anayasada işbirliği yapabilecekler mi? Bahçeli'nin bir lafı var. Ben ona takmış durumdayım. Çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez diye. O lafıyla ne kastetti? Seçimden önce söylemişti bunu. Bunu anayasayla bağlantılı olarak mı söyledi? Bunu da bilmiyoruz. Bugün Erdoğan'ın verdiği mesaj, yargıda işte kümelenme, oluşumlar, şunlar bunlar. Ben ona da şaşıyorum, biliyor musunuz Senem Hanım? Biz bunu Erdoğan vay bugün bunu söyledi diye, işte acaba yargının içinde belli gruplar kümeleniyor mu, kontrol ediyor mu yargı diye. Bundan 10-12 sene önce, hiç unutmuyorum, neydi, Şirin Payzın CNN Türk'te bir program yapıyor. Tüylerim diken diken oldu dinlerken. Unutamadım o programı. Diyor ki ya
yargı acaba cemaatin elinde mi, Kemalistlerin elinde mi, o grubun elinde mi bu tarikanın? Oradaki hukukçular, akademisyenler de diyorlar ki ya bir akşam evet bunu tartışalım. İşte biliyor musunuz? Yargı erkinden bahsediyoruz. Özgürlüklerimizi elimizden alma yetkisini almış adamlardan, adaletten bahsediyoruz. Biz okulda, daha ilkokulda öğrendik. Adalet devletin temelidir diye. Yargı paketi, yargı reformu yapacaksa Erdoğan ve bakanı, her kim yapıyorsa onu, ya ilk şunla başlasınlar. Orada da etki ajanları adalet, diye bir şey geliyor. Gelecek. Ha, adalet mülkün temelidir lafını duruşma salonlarında hakimlerin arkalarından alıp önlerine koysunlar. Vatandaşın gözüne sok, vatandaş zaten farkında. Ama yargı mensupları bunun farkında mı? Bazı verdikleri kararlar nasıl oluyor da, nasıl oluyor da Türk yargısı 22 senelik AKP iktidarı sonunda Türkiye'nin en güvenilmez kurumlarından biri haline geliyor. Bugün Erdoğan konuşmasını dinlediniz. O zaman Cemil Çiçek'in 11 sene önce söylediği lafı Erdoğan bize nasıl açıklıyor? Cemil Çiçek diyorum, bakın. Bir başka partinin mensubundan bahsetmiyorum. Meclis başkanlığı yapmış adamın sözlerini tekrar ediyorum. Anayasanın 138. maddesi ölmüştür. Cemil Çiçek 2014 Ocak ayında bunu söyledi. 10 sene oldu. 10 sene 4 ay oldu. Erdoğan bugün nasıl çıkıp da söyleyebiliyor? İşte yargıya işte güvenmemiz lazım, odur budur. Peki Cemil Çiçek'in lafına bir kelime cevap verdi mi? Şunu sorayım size. 138. madde, yargıya kimse talimat veremez. Yargı bağımsızlığıdır. Peki yargıya gerekli talimatı verdik, onlar da gereğini yapacak diyen siyasetçi kimdi? Yazın Google'a çıksın bakalım. Onun için Bahçeli konusuna gelince bence bir soğuk savaş var. Evet. Erdoğan at değiştirmek istiyor olabilir. Şey öncesi anayasa herhalde gelecek sonbaharda. Ondan önce yani bir pazarlık yapıyor. Çünkü bir anda kesip atamaz. Yüzüğü çıkarıp atamaz Bahçeli'nin yüzüne. Çünkü bazı konularda kolunu kaptırdığını o da biliyor. Bilhassa bürokraside. Bu arada yani tabii...